billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alo, takvim yapan ver bana. Bugün miladi tarihine göre, öyle değil mi? 11 Ocak 2016. Öyle değil mi? 11 Ocak 2016 Perşembe günü. Şey, pazartesi. Hicri tarihine göre, var mı yazıyorum burada hicri? He. Bir Rabi'ül Ahir 1437 Yevmel İsnen, yine pazar tesli. Biz ne okuyoruz? El Ekini isminde metni okuyoruz. Ucaletur Rahmiye, onun neyi olmuş oluyor? Şerhi olmuş oluyor. Ucaletü, yani el-ucaletü rahmiyeyi dersiyle okumuyoruz. Sadece icabeti yerlere ne ederiz? Bakarız, faydalanırız. Oldum. Dersimize başlamadan önce bütün geçmişlerimize, musanniflerimize, ulemalarımıza, evliya sulahalarımıza, sahabelere, tabi Efendimiz başta olmak üzere, üç ihlas bir Fatiha-i Şerif'i okuyalım, ruhlarına hibe edelim. Ondan sonra dersimize devam edelim. نحمدك يا من خس العالمين بمعرفة أوضاع الكلمة والكلام. قافيتي nedir? Sonu kelam. وجعلهم ممتازين بإدراك أسرار أفسح الكلام. ونصلي ونسلم على صاحب لواء الشفاعة يوم القيام محمد بن المنوط برسالاته وضع قوانين الشرع قوانين الشرع والإسلام. دفت قافية هبسن آخرين إسلام قيام كلام كلام وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. أبرار أخيارنا قافلر ندر aynıdır. Oldum. فيقول العبد الفقير إلى الله الغني يعني الغني إبراهيم بن خليل الأكيني. قاف عنيدر ندر غنيي أكيني غني أكيني. هذه رسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. مقدمة خاتمة قافية نادر aynıdır. Bizim ders bugün bu kadar. Bunu okuyoruz. Şimdi ne dedi? Dikkat edin. Nahmeduke dedi. Niye cümle fiile getirdi? Tabi biz uzatmıyoruz, icmalen değinip geçiyoruz. Niye cümle fiile getirdi, cümle ismiye getirmedi? Cevapları çoktur. Cevaplardan biri, Kur'an-ı Kerim'in üslubunu ne etmiş? Yok.
niye cümle fiile getirmiş, cümle ismiye getirmemiş? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de nedir? İsmiyedir. Kur'an-ı Kerim'de cümle ismiyedir. Niye o cümle fiile getirmiş? Birinci sebebi bu. Acizini itiraf ediyor. Acizini ne diyor? Yani cümle ismi sukut devamı ifade ediyor. Ke ennehu ben sürekli hamd etmekten acizim. Tabi insan Allah'ın şükründe, hamdında kasır kaldığını itiraf etmek de o da bir nedir? O da bir hamdır. Oldu mu? Ha, acizliğini ortaya koymak için ne etmiş? Cümle ismidir, cümle fiile getirmiş. Bir de cümle fiiliyede teceddüt var. Yani bir seferden sonra bir sefer daha, bir seferden sonra bir sefer daha hamd ediyorum. Cümle fiiliyede nisbet zaman hades. Nisbet zaman hades. Zaman teceddüt müteceddidli olduğu için fiilin içinde zaman olunca o hades de müteceddid olur. Ha, teceddüdü ifade etmek için teceddüdü ne? İfade etmek için cümle fiile getirmiş, ismiye getirmemiş. İkinci gerekçe. Fatih anladın mı? peki tamam. Niye mudara getirdi, madi getirmedi? Nahmedu dedi, hamidna demedi. Anlıyorsun Fatih? Madide teceddüt var ama istimrar yok. Madin zamanı bittiği için istimrarı kesilmiş. Öyle değil mi? Mudaride teceddüdle beraber istimrar var. İşte istimrarı ifade etmek için mudarı getirmiş, madi getirmemiş. Peki niye mütekellim getirdi? Nahmedu dedi, yahmedu falan demedi. Ta ki hamdın kendisinden sadır olduğuna tensis etmek için, delalet etmek için ne dedi? Nahmedu mütekellim getirdi. Gaib veya muhatap getirmedi. Peki niye mütekellim me'al gayr getirdi? Mütekellim vahdehu getirmedi. Burada iki var. Bir, Nahmedu kendini tazim ediyor. Yani Yüce Allah beni büyük kılmış. O da o Allah-u Zülcelal'ın nimetini tahaddüs etmek için Nahmedu'nun getirmeyle ne etmiş? O Allah'ın nimetini ortaya koyuyor. Kendine Nahmedu deyince, ha Allah beni büyük kılmış. Eylem, irfan vermeyle. Ha, Allah'ın nimetini ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. O da o babda ne ediyor? Allah'ın vermiş olduğu azametini ifade ediyor ama nunla ifade ediyor. Zikrül merzum nun iradetül lazım tarihiyle ifade ediyor. Oldu bir. İkincisi nahmedu demeyle hedmü nefse var. Hani insan ben yaptım, ben yapıyorum. Bak benlik biraz enaniyeti andırıyor. Ama biz deyince biraz ne oluyor? Hedmü nefse oluyor. Oldu mu? Üçüncü bir noktası nahmedu demeyle, yani ben kendi hamdimi başka hamidlerin hamdiyle karıştırmak suretiyle hamd ediyorum. Niye? Ta ki onların hamdının bereketiyle benimki de kabul olsun. Çünkü bir ibadetin ortakları çoğaldı mı, icabeti daha yakın oluyor. Öyle değil mi? Cemaatle dua, namaz kılmanın, bir araya gelmenin de faydalarından biri bu. Oldum. Peki niye nahmeduke, nahmedullah'a demedi, nahmeduke dedi. Birinci faydası telezzüz için. Yani Allah-u Zülcelal kendine muhatap kabul etmeyle lezzet alıyor. İnsan bir gaybla konuşursa lezzet mi var? Telezzüz mü alıyor? Lezzet alır yoksa muhataple. Elbette muhateble yapılan hitabın telezzüzü daha ne olmuş oluyor? Daha fazla olmuş oluyor.
Oldu mu? İkinci bir illeti muhatap getirmiş. Kennehu öyle umut ediyorum ki benim hamdım el ihsan en ta'budallaha kenneke terahu fe in lem tekun terahu fe inneke yarake. İhsan o ki insan Allah'a ibadet ederken öyle bir şekil ibadet etmeli ki sanki Allah'ı görüyormuş gibi. Çünkü o Allah'ı görmese Allah onu ne eder? Görür. O da nahmeduke hitap yoluyla getirmiş ki ennehu umut ederim ki benim hamdım bu ihsana girer. Oldu. Üçüncü bir noktası nahmeduke muhatap getirmeyle ha demek ki Allah-u Zülcelal hiçbir zaman benim bağlımdan, kalbimden ne olmaz? Hali olmaz. Daima Allah-u Zülcelal benim bağlımdadır, kalbimdedir. Sanki daima onunla muvacihet ediyorum, onunla hitap ediyorum. Buna da delalet etmek için, işaret etmek için ne etmiş? Kaf getirmiş. Peki ya men dedi. Ne dedi? Ya men dedi. Ya getirdi. Harf-i nida nedirler? Çokturlar. Bütün harf-i nidalar arasında neyi getirdim? Ya getirdi. Bazı harf-i nidalar garip için gelirler. Bazılar bayit için gelir. Bazılar mütevessil için gelirler. Ya üçü için gelir. Ha, ya getirmeyle abdın ile abd ile Allah arasındaki üç mertebeye ne edeyim? İşaret edeyim. Abd ya Allah'tan yakın, ya uzak, ya mütevessil. Dolayısıyla kendisine bir abd olması hasebiyle ya garip, ya mütevessil, ya bayit. Ya'yı getirdiği abdın üç mertebelerine ne etmek için? İşaret etmek içindir. Olum olmadı. Bunu öğrendik mi? Bu bir cevap. Ama bazılar diyorlar ya bayit için gel, vaat edilmiş. Ya neye vaat edilmiş? Ha, o bağda göre niye ya getirmiş? Ha, ya getirmiş ki ennehu Allah hablul veriden bize daha yakın. Ki ennehu ben Allah'tan çok uzaklaşmışım. Kusurlarımla, taksiratlarımla, günah seyyiatlarımla Allah'tan ne olmuşum? O uzaklaşmışım. Ya getirmeyle buna ne diyor? İşaret ediyor. E pek Allah'tan uzaklaştığını ifade etmeyle onun eline ne geçiyor? O kendi aczini, taksiratlarını ortaya koymayla Allah'ın iftarını celbetmek için. Kendine ya Rabbi ben senin abdınım ama nefsime hakim olamamışım. Senin rahmetinden senden uzaklaşmışım. Sen bana merhamet edesin, beni yaklaştırasın. Bana lütuf ihsan edesin. Oldum. Ya öyle deriz, yahut da deriz ki niye ya getirmiş? Bayit olduğunu ortaya koysun. E niye bayittir? Ya abdir. Abd ne kadar yakın olursa nedir? Abdir. Öyle bir söz var diyorlar. El abdu abdun ve in tesama. Abd ne kadar yükselirse yine abdir. Yani yükselmeyle insan abdlikten çıkar mı? Çıkmaz. وَالْمَوْلَا مَوْلًا وَاِنْ تَنَزَّلَ Mevla ne kadar inerse yine Mevla'dır. Mevlalikten ne olmuyor? Düşmüyor. Oldu mu olmadı? Bunların hepsi var. Hatta bazıları da diyorlar ya niye geliyor bu gibilerde? Yani hani insan muhatabın ikbalına çok haris olursa yani karşıdaki kişinin yönlenmesine dönüp ona bakmasına çok haris olursa öyle değil mi? Baid olan elfazlarla ne eder? Nida eder. Bak baid değildir. Ama onun ikbalına münadi çok haris olduğu için ne ediyor? Baid olan lefzlerle çağırıyor. Nasıl uzak olan yayla çağrılır ise, çağrılıyor ise yakın da yayla çağrılır. Niye? Çünkü onun ikbalına çok harisdir. Onun ikbalına çok nedir? Muştaktır. Onun için garibi, baid, garibi ne? Onun için garibi, baid için mağdur olan yayla ne ediyor? Çağırıyor. Oldu mu olmadı? Tamam.
Tabi ya men. Men alimlerde kullanılır. Akillilerde kullanılır. Ma gayri akillerde kullanılır. Meşhur olur. Burada da Allah-u Zülcelal alim olduğu için ne kullanılmış? Men kullanılmış. Oldu mu? Bazılar diyorlar ma gayri akillere has, men akillere has. Bazılar diyorlar ma gayri akillerde kesirdir. Akillerde az. Men akillerde çoktur. Gayri akillerde nedir? Azdır. Ha ne olursa olsun burada hitap Allah-u Zülcelal'a olduğu için, Allah-u Zülcelal alim olduğu için Allah-u Zülcelal'a akıl denilmez ama alim denilir. Alim olduğu için men gelmiş. Oldu peki niye ya men dedi? Ya Allah'u, ya Allah'u demedi. Öyle değil mi? Bir tazim için yani ben nerede? Allah'ın ismi, Allah lefsi nerede? Bak tazim için Allah lefsini ağzına almamış olabilir. Meni getirmiş. Veyahut da gayesi buna tenbih etsin. Ya bu sıfatlarla mutasif olan ya men ce'alel alimine ne? Men hassel alimine marfile udal kelimet vel kelam. Bunu yapar zaten Allah'tan başka kimse değil ki. Allah'ın gayrisi zaten akla gelmiyor ki hatta ki Allah lefsi diyelim o gayri neyden ortadan kaldıralım. Demeye gerek yok. Zaten bu sıfatlara mutasip olan ancak kim olabilir? Allah-u Zülcelal olabilir. Oğlum, nehmedüke ya men hessel alimine. Hessel, şimdi hessenin tefsiratı çoktur. Hasri ifade ediyor. Bayla gelir, bal maksura dahil olur, maksuru aleyhe dahil olur. Burada onu ona fazla girmeyelim, size ağır gelmesin. Sade, hessel alimine. Hesse burada ne demek? Meyyezel alimine. Allah-u Zülcelal alimleri ne etmiş? Alimleri temiz etmiş. Alimleri diğer insanlardan ne etmiş? Temiz etmiş. Öyle değil mi? Hatta Hazreti Adem'i göz önünde bulundurursak melaketlere de ne etmiş? Bu konuda üstünü kıpırmış. Melaketler esmaları bilmediler. Hazreti Adem Yüce Allah öğretmen neticesinde o bildi. Nehmedüki ya men hassel alimine. Ya o Allah ki alimleri ne etmiş? Alimleri has kılmış. Burada alemine değil, bazılar alemine okur. Alimine. Alimin neydir? Cemidir. Eliflam da istihrak içindir. Öyle değil mi? Nehmedüke ya men hassel alimine. Alimleri has kılmış. Alimler ne etmiş? İlim ehlini has kılmış. Bütün ilim ehlini ne etmiş? Has kılmış. Neyle? Bi marifetil evda'il kelimeti vel kelam. Kelime kelamın vel'ini ancak alimler bilirler. Cahiller ne etmezler? Bilmezler. Oldum. Şimdi bir marifet evdal kelimeti vel kelami. Dikkat edin. Marifet icmali var. Marifet tefsili var. Şimdi ben talebeler biliyorum. Ne okuyorlar? Medrese ilmi okuyorlar. Bu icmali bir marifet. Hangi talebe, hangi kitap neresinde okuyor? Bu marifete nedir? Tefsilidir. Kelime kelamın vedellerini tefsili olarak alimler bilirler. İcmali olarak cahiller de bilir. Şimdi cahile sorursan o da elfazların manelere ved olmuş mu? Manileri var mı? Var diyorlar. Ved olmuşlar. Ama hangi les, hangi mana ved edilmiş? Ved in nev'i midir? Şahsi midir? Öyle değil mi? Ved am modulle am has mı? Biri am biri has mı? Sorarsa onu bilmez. Ha buradaki marifetten murad, marifete nedir? Tefsilidir. Ta ki buradaki temize bir anlam kalsın. Oldu mu olmadı?
Demek nahmeduke ya men hassel alimine bi marifeti evda il kelimeti vel kelam evda ve encemidir. Kelime yani mufred olan elfazlar, kelam murakep olanı elfazlar. Mufred ve murakebatlarının ved'ini kim biliyor? Bak, mufred, murakeb elfazların ved'ini alimler bilirler. Tefsili olarak alimlerden başka kimse ne etmez? Bilmez. Oldu. Şimdi burada birkaç şeye dikkat edelim. Birincisi, kelime, kelamdan murad nedir? Eğer kelamdan murad, hani ma tedemmene kelimeteni bil isnadi bi haysu yesur sukut aleyh alırsa o diğer murakabatlar mufrede kelimeye girerler. Sıfet mevsul kelimedir, mudaf lafıleyi kelimedir, terkib mezi kelimedir, normal mufredler kelimedir. Ona neye girerler? Kelimeye girerler. Yok eğer kelamdan murad murakab alırsak, ise isnadi tam ise gayri tam mecazi olarak bunu alırsak, o zaman bütün murakebatlar kelama girer. Kelimeden murad ve müfred olan nesler, kelamdan murad murakeb olan. Fiil faal, mutlak haber, mudam lafı lehi, terkibe mecazi, sıfet mevsup bunların hepsi o zaman kelama girerler. Annesi kelam kelime kendi manasında kalsınlar. Kelam, fiil faal, mutlak haber olan girsin. Geri kalanlar kelimeye ne isimler? Girsinler. Oldu mu? Bunu öğrendik mi? Bu kelime kelam getirmeyle hani vada ilmi siz belki tam daha değinmedin sınıfında yok metinde. Kelime kelam vada nev'i var, vada şahsi var. Vada ne var? Nev'i var, şahsi var. Kelimenin vada ile vada şahsiye işaret etti. Kelamın vada ile yani bir marifeti ved'il kelami ile ved'in nev'iye ne eti? İşaret eti. Oldu mu olmadı? Bunlarla beraber bizim bu fıkrede nehmedüke ya men hassel alimine bir marifete vada'il kelimet vel kelami bu fıkrede beratül istihlal var. Bizim bu ilim kelimenin vedinden bahsediyor mu? Bu kitap ediyor. Kelamın vedinden bahsediyor mu? Ediyor. E burada da bir marif evdâli kelimeti vel kelami. Bu dibacede kelime kelamın vedine işaret etti mi? Etti. Dibace maksude uygun oldu mu? Oldu. Bu beratül istilal. Beratül istilal kitabın dibacesi, kitabın başı, kitabın kitaptaki maksude uyumlu olması, münasır olmasıdır. Burada da var. Peki, beraatül istilal iyi bir şeydir. Mutekadimler fazla ehemmiyet vermemişler. Ama müteahhirler buna çok ehemmiyet vermişler. Bakın, bütün kitapların dibacesine bakın. Aşağı yukarı dibaceler kitabın maksuduna neye uygundurlar? Uygundur. Maksuduna münasırlar. Dibace, hutbeler kitabın maksuduna nedirler? Uygundurlar. Nehmedüke ya men hassel alimine bi marifete uda'li kelimeti vel kelami. Ben biraz kısa kesiyorum. Siz kendiniz uzatabilirsin, haşelere bakabilirsin. Ve cealehum mumtazine. Onları ne kılmış? Mumtaz kılmış. Alimleri ne kılmış? Kimden mumtaz kılmış? Sair-i Nas'tan mumtaz kılmış. Neyle mumtaz kılmış? Bi idraki esrari efsahil kelam. Efsahul kelam olan ku Kur'an-ı Kerim'dir. Efsahul kelamın esrarlarının idrakiyle onları mumtaz kılmış. Ve cealehum mumtazine bi idraki esrari efsahil kelam. Efsahul kelamın sırlarının idrakiyle onları mumtaz kılmış. Efsahul kelamın sırlarını alimler biliyorlar. Alim olmayan insanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla
Esrar-ı Efsahil Kelam'ın idrakiyle Yüce Allah alimleri ne etmiş? Mumtaz kalmış. Oldum. Benim nusrede mumtazendir. Nedir? Ama biz mumtazine yapıyoruz. Niye? Cealehum birinci meful cümle ya. Cealehum birinci meful nedir? Mumtazine ikinci meful da cümle olmalı. Onun için biz mumtazine yapıyoruz. Ha mumtazen olmaz mı? Tekellüfle olur. Biz deriz ki ikinci meful müfred gelmiş. Birinci meful hum diye ya. Birinci mefuldeki efradların kulli vahidi itibariyle. Yani her bir alimi mumtaz kılmış. Her bir alimi ne etmiş? Mumtaz kılmış. Efsahul kelam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ha fesahat nedir? Kelimenin fesahati nedir? Kelamın fesahati nedir? Kelime kelamın belagatleri nedir? Aradaki fark nedir? Biz ona girmeyelim. Muhtesere gelince bunları ne edersin? Bunları orada öğrenirsin. Diyor esrar cemu sırrin ve huvel manel hafiyyu. Yani hafi gizli manalara ne denilir? Esrar. Esrar sır denilir. Oldu. Hala oku Hüseyin. Birinci fıkra nedir? Nahmeduke ya men hassel alemine bi marifeti evda'il kelimeti ve kelam. Devam et. Ve cealehum mümtazine bi idrakil esrari Esrari efsahil bi idraki esrari efsahil kelam. Fatih siz anladınız mı? Hamd biti. İki fıkrayla hamdi ne eti? Eda eti. Ve nusalli ve nusallimu ala sahibi liva-i şefaati yevmel kıyameti. Kıyamet gününde şefaat livasının sahibine salatu selam olsun. Oldum. Şimdi önce livayı bilelim. Livanın, liva müfred. Cem'i elviyet gelir. Ne gelir? Elviyet gelir. Peki liva ne demek? Rayet demek. Bayrak demek. Asas liva sancak demektir. Sancak bayraktan daha büyük. Öyle değil mi? Peki liva-u şefaat. Şefaat ne demek? Affı talep etmek demektir. Peki şefaatin livası var mı? Ha, sahibul liva-i şefaatten de murat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peki sahibi liva-i şefaat şefaatin livası yok. Ha, livanın şefaate idafesi edna mulabeset için. Nasıl? Yani mudaf mudafili arasında az bir münasebet var. Nedir? Şimdi Efendimiz şefaati o livanın altında yapıyor mu, yapmıyor mu? Şefaat o livanın altında yapıldığı için o münasebeten dolayı liva-u şefaat denilmiş. Oldu. Hani Kevkebul Harka. Harka isminde bir kadın vardı. Sabah bir yıldız vardı, doğar doğmaz kakar yönünü komşulara dağıtırdı. Akşam toplardı. Öyle bir sanatı vardı, ticareti vardı. Kevkebul Harka, artık Harka'nın yıldızı. Yıldız Harka'nın değil, Harka'nın doluğuyla o kadın iş yaptığı için Kevkebul Harka denilir. İdafe edna mulabese. O livanın altında şefaat yapıldığı için liva-u şefaat deniliyor. Liva şefaate ne oluyor? İdafe oluyor. Demek livanın şefaate idafesi edna mulabeset içindir. Oldu. Liva-i şefaat. Liva cem'i elviyet gelir. Liva ne demek? Sancak demek. Şefaat ne demek? Talabul af demek. Liva-u şefaat. Livanın şefaate idafesi edna mulabeset için. Peki dedi sahibum livay dedi. Niye hamilun nida demedi, başka bir şey demedi? Öyle değil mi? Şimdi hamilun liva deseydi, belki liva başkasınadır, o emanete ne ediyor? Taşıyor. Liva onun olduğu anlaşılmıyordu. Ama
Sahibi liva deyince ha, o liva onundur. O livanın neydir? Sahibidir. Oldu mu olmadı? Fatih anladınız mı? وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى صَاحِبِ اللِّوَاءِ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Şimdi kıyamet demek, kıyam. Ayağa kalkmak demek. يَوْمُ kıyamet, o sebep, müsebbebe idaf olmuş. O yevm ki kıyamete insanların kabirden kıyam etmesine nedir? Sebeptir. يَوْمُ kıyamet, kıyama yol açan, kıyamın kendisinde gerçekleştiği gün. Kıyam ne demek? İnsanlar kabirlerinden o gün ne ediyor? O gün kıyam ediyor. Oldu. Peki buradaki Efendimizin bir şefaatul uzması var, büyük şefaat var. O bütün insanlarıdır. Bir daha has olan ne? Şefaati var. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Öyle değil mi? Buradaki şefaatten murad nedir? Bütün ehli mahşere şamil olan nedir? Şefaattir. Oldu mu olmadı? Yani kimsenin o gün şefaata cesaret etmediği günde Efendimizin bütün ehli mahşere yapmış olduğu ne? Yapmış olduğu şefaattir. Fatih bildiniz mi? Buradaki şefaatten murat şefaatul uzmadır. Bütün ehl-i mahşere am şamil olan şefaattir. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmud. O makam-ı mahmud, Efendimiz o makama çıkıp bütün mahşerlere dua ettiği nedir? Makamdır. Bunu öğrendik mi? Peki ve nusalli ve nusallimu. Nusalli nusallimu. Anlıyorsun değil mi? Şimdi bazı kitaplarda salat var, selam yok. Bazı nadir kitaplarda selam var, salat yok. Çoklarında ikisi var. Öyle değil mi? Niye bizim musannif da biriyle iktifa etmemiş, ikisine etmiş, getirmiş? O ayeti celilenin zahrine imtisal etmek için. Hani sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bak, sallu aleyhi ve sellimu. Oldu mu olmadı? Hem ayete imtisal etmek için ikisini getirmiş, hem de bazılar diyorlar, infirat, yani salatu selami birini diğerinden infirat etmek nedir? Mekruhtur. Fatih anlıyorsun. Hah, işte infirat mekruhtur diyenlerin hilafından kurtulmak için de musannif ne etmiş? İkisini getirmiş. Bizim yanımızda infirat ne değil? Mekruh değil. Ama mekruhtur diyenler var. Onların hilafından kurtulmak için de ne etmiş? İkisini getirmiş. Oldu mu? Tabi bu salatü selamın peygamberimiz hakkında infirat mekruh diyenler var. Diğer peygamberler hakkında salatü selamın infiradi mekruh diyor. Orada hilaf da yoktur. Bu hilaf sade Efendimiz hakkındadır. Peki nusalli salat diyoruz. Salat ne sıgadır? Salla yusalli tesliyeten mesterdir. Ama salat nedir? Salat İsmül mesterdir. Her bir fiilin ismül mesteri o fiilin mesterinin manasıdır. Salat ismül mester tesliyet manasıdır. Kelam ismül mester teklim manasıdır. Oldu mu olmadı? Ve nusalli ve nusallimu ala sahibi liva-i şefaati yevmel kıyameti. Bak salatın birinci fıkresi yevmel kıyam. O sahibul liva-i şefaat kimdir? Muhammedin. O da nedir? O Muhammed ki el-menuti yapışmış,
bir risaletihi, onun risaletine yapışmış. Onun risaletine, nübüvvetine yapışmış. Ne yapmış? Yapışmış. Ved'u kavanini şer'i vel İslam. Şer'en İslam'ın atı tefsir. Şer'en İslam'ın kavaninlerin ved'i onun risaletine ne etmiş? Taluk etmiş. Onun risaletiyle elfazların, kelamlarda ved olduğu biliniyor. Şimdi Muhammed'in sahibi livanı neydir? Bedelidir. Veya atful beyanidir. Bedel beyan ne? Atful beyan. Niye gelmiş? İdah için. Belki biri anlamayabilir. Sahibi livay şefaat kimdir diye anlamayabilir. Getirmiş. Muhammed'i bedel yapmakla onu ne etti? İdah etti. Biri deyse böyle idah edeceğine direkt ben deseydim ve nusalli ve nusallimu ala Muhammedin. Direkt ben deseydim. Niye önce mübhem sonra Muhammed'i bedel atfı ben yapmak suretiyle idah etmiş? Biz diyoruz ettasilu ba'del ibham evdahu fil ezhan fi zihin. Önce bir şey mübhem zikredilirse sonra tersili yapılırsa muhatabın zihnine, aklına daha neyde? Oturur. Onun için musannef önce ne etti? Mübhem zikretti. Sonra bedel atıl beyan, Muhammed'i bedel atıl beyan yapmak suretiyle ne etti? İdah etti. Oldu. Peki niye Muhammed'i getirdi, başka bir lefz getirmedi? Sebepleri çok, en bariz sebep Muhammed lefzi Kur'an'da ve Kur'an'ın gerisinde Efendimiz'in isimleri arasında en meşhur isim olduğu için Muhammed'i getirdi. Başka bir lefzi ne etmedi? Getirmedi. Oldu. Ne biliyoruz ki Muhammed en afdaldır, en eşreftir. Şehadet kelimesinde bak Allah-u Zülcelal şehadet kelimesinde Muhammed'i getirmiş. Başka birine ismi getirmemiş. Anlıyorsun değil mi? Peki Peygamberimizin isimleri mevkuf müdürler? Mevkuf müdürler değiller. Eğer mevkufdurlar, kendi kafamıza göre bir ismi itlak edemeyiz. Mevkuf değiller ise istediğimiz ismi manası uygunsa Peygamberimize itlak edebiliriz. Mevkuf mu değil mi? İhtilafla birlikte es-sah o ki Peygamberimizin isimleri nedir? Mevkuftürler. Kendi kafamıza göre bir isim ne etmeyiz? Koymayız. Oldu mu olmadı? Peki Allah-u Zülcelal'ın esmanları mevkuf mu değil mi? Onlar mevkuf değiller. İhtilaf yok. Peki niye Allah-u Peygamberimizin isimleri mevkuftürler? Hilafla birlikte Allah'ın ki mevkuf değiller. Allah, Allah'tır. İnsanlar ona rastgele isim takmaya cesaret etmiyorlar. Onun için isimleri mevkuf olmaya fazla gerek, hacet yok. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşer olması hasebiyle insanlar belki kendi kafalarına göre münasip olmayan isimleri de takabilirler. Onun için mevkuf cumhurun alimlerin çoğuna göre mevkuf diyorlar. Ta ki kimse kendi indinde bir ismi vaat etmeye ne etmesin? Cesaret etmesin. Muhammed'in el-menuti. Bu el-menuti Muhammed'in neydir? Sıfatıdır. İsmul merfudur. Muhammed'in el-menuti bir risaletihi. Onun risaletine yapışmış. Öyle değil mi? Risalet demek sefaret demek. Resul demek sefir demek, elçi demek. Niye peygamberlere de görevli olanlara da resul deniliyor, onların sıfatına risalet denilir? Çünkü onlar da Allah tarafından insanlara sefir olarak gönderilmişler. Öyle değil mi? Allah'tan getirdiği mesajlar da nedir? Sefarettir. Onun için onlara risalet, resul denilir. Oldu. Nebi nedir, Resul nedir? Aradaki umuksuz minvec mutlak mı?
biz ona da girmeyelim. Çünkü hepsine girersek bu ders metindir, uzun olur. Oldu mu? Ve ala alihil ebrar ve sahbihil ahyar. Kafirleri aynı. Şimdi ve ala alihi ala sahbil livai üzerine nedir? Matuftur. E niye ve ala alihi ala getirdiğim ve alihi deseydi oradakinden sahip üzerine atıf yapırsaydı oradaki ala zaten bunun üzerine gelirdi. Biz diyoruz alanın tekrarıyla işaret etti ki salat hamdın tabiatıyla değil. Efendimiz'e salatu selam yok. Al eshablara göre, al eshaba yapılan salat, selam, Efendimiz'in salatının selamının tabiatıyla değil. Onlara müstakil bir salatu selam getirmiş müsennef. Alanın tekrarıyla onlar ne? Onlar bu salatu selamdan ne? Bu salatu selamdan müstakil olduklarına işaret etmek içindir. Oldum. Hani velillahil izzetu velir rasulihi velil mu'mine. Bak. Lillahi el izzetu velir rasulihi velil mu'mine. Oldum. Bir de bazılar diyorlar şeiler diyorlar al üzerine Allah fesl yapılırsa yanlış olur. Bu konuda bir gelsin otursun. Bu konuda bir hadisi rivayet ediyorlar. Bunun yanlış olduğuna ne etti? İşaret etti. Biraz otur, az kaldı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oldu. Ve ala alihil ebrar ve sahbihil ahyar. Al müfred midir, cem midir, tesni de nedir? İhtilaflidir. Ama essah o ki al, kavm gibi cemedir, müfredinden, yani lefsinden ona bir müfred yok. Eshabın müfredi nedir? Zudur. Uğrunun müfredi nedir? Zudur. Bak lefsleri nedir? Ayrıdır. Onun için uğlu ismul ceme diyoruz, ceme demiyoruz. Oldu mu olmadı? Al da manası çokunluktur. Ama bu alın lesinden müfred olmadığı için buna ne deniyor? İsmi cema deniyor. Peki alın manası nedir? Alın, biz çok uzatmayalım. Fıkıh zekat babında İmam Şafii'ye göre aldan murat beni Haşim, beni Mutal. Hanefi fıkıhlarında zekat babındaki aldan murat beni Haşim yalan. Bu gibi yerlerde aldan murat etba da alabiliriz. Bütün ümmet girer. Etkiyâul ümmet de alabiliriz. Ümmetin özel kişileri kapsıyor. Ehl-i beyt de alabiliriz. Ehl-i beyt de alabiliriz. O zaman Efendimizin hanımları, çocukları, hizmetçileri yalnız ne oluyor? Oldum. Şimdi erbab neyin cemidir? Ebrar. Ebrar, berrun cemidir. Berrun, berrun, fa'lun. Bak, fa'lun vezinde nedir? Sıfetul müşebbehedir. Demek ebrar, berrun cemidir. Ber ne demektir? Muhsin demektir. Oldu. Ve alaha alihil ebrar ve sahbihil ahyar. Ve sahbihil ahyar. Oldu. Şimdi sahb nedir? Sahb kime göre sahibi neydir? Cemidir. Kime göre sahb sahibin ismul cemidir. Çünkü farundaki failun fa'nun lesine ceme olmaz. Oldu mu olmadı? Kulası sahb sahibin ya ismul cemidir. Öyle değil mi? Ya cemidir, ihtilaflidir. Ve sahbil ahyar. Ahyar hayyurunun cemidir. Nasıl ebrar berrunun cemidir? Ahyar da hayyurunun cemidir. Benzeri var mı? Var. Ecyad ceyyid gibi. Oldu. Bazılar talebelere soruyorum. Ahyar neyin cemidir? Hayyurunun cemidir. Afalu taftil olan hayyurunun cem'in olamaz. Niye? Çünkü belki hatırlarsın. Afalu taftil
tesni olmaz. Ceme olmaz. Eğer hayrun müfredi hayr olmuş olsaydı, ahyar onun cemi ne olmazdı? Gelmezdi. Oldu mu olmadı? Ne oldu? Salat iki fıkrası da bitti. وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى صَاحْبِ اللِّوَاءِ الشَّفَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٍ الْمَنُوتِ بِرِسَالَةِ وَدْعُ قَوَانِ الشَّرْحِ وَالْإِسْلَامِ. Bak, Efendimizin salatıyla ilgili iki fıkra. وَعَلَى آلِهِ الْأَبْرَارِ وَصَحْبِ الْأَخْيَارِ. Al ashabının salatıyla ilgili de iki tane ne? Kısa fıkraları getirdiği. وَبَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ اِلَى اللّٰهِ الْغَنِيِّ. Gani olan, Allah'a muhtaç olan abd diyor. O kimdir? İbrahim'u Halil. Halil'in oğlu İbrahim'dir. El-Ekini'yi okuruz. İbrahim'in sıfetini yaparız. El-Ekini'yi okuruz. Halil'in sıfetini yaparız. Hanginin sıfeti olursa diğeri de onunla biliniyor. Baba nereliyse oğul da oralı. Oğul nereliyse baba da oralı. Ne diyor? Diyor, Hazır Risale'nin bir Risale'dir. Teşemmü ala mukaddimeti mukaddime var ve selaseti metali ve hatimetin. Zaten bizim kitap bir mukaddimesi var, bir hatimesi var, bir de üç tane metalibi var. Bizim bu kitap komple bu üç şeyde veyahut da beş şeyde mukaddime, üç metalib, hatime. Oldu. Şimdi bu bağlı üzerine hiç konuşmayalım. Bu bağlıdır, bu nedir, ne naiptir, fiil-i şartın zarfidir, ceza-i şartın zarfidir, kime göre nedir, kime göre nedir, mebridir, bağlı, kabron, kaç haletleri var, hiç girmeyelim. Oldu. Yalnız feyakulul abdu, abden murat kendisidir. Nedir? E niye feyakulu demedi, feyakulu dedi. Öyle değil mi? Birinci sebep, akulu dese de biraz kibir oluşabilirdi. Feyakulul abdu, o kibirin tuhmetini ortadan kaldırmak için abdu dedi. Oldu mu olmadı? Bir. İkinci sebep, gayesi kendi ubudiyetle neysin? Vesıflandırsın. Kendi neysin? Vesıflandırsın. Fatih bildin mi? Üçüncü bir husus, o abdi de kendi de fakirle vesıflandırsın. Akulu deseydi, abd olduğu söylememiş oluyordu. Fakir de demire sefer olmaz. E pek biri derseydi, feakulu abden müftekilen. Abden müftekileni ne? Hal yapmak suretiyle ne deseydi? Akulu deseydi, biz diyoruz, hal fadladır. Gaye, umde cihetiyle, kendi ubudiyet ile fakırla, ihtiyaçla neysin? Vasıflandırsın. Öyle değil mi? Abd faal oluyor, umde oluyor. Fakir onun sıfatı oluyor, o da onun gibi ne oluyor? O da onun gibi umde oluyor. E pek biri derse tamam, umdiyet cihetiyle, kendini ubudiyetle, fakırla vasıflandırdı. Eline ne geçiyor? Eline bu geçiyor. Allah-u Zülcelal'ın fuyudatlarından faydalanmak istiyor. İstirham, rahmeti celp etmek için. Ya Rabbi ben sana abdinim. Ben kime gideyim? Ya Rabbi ben muhtacım, sen zenginsin. Fakir kime gider? Zengine gider. Ha, böyle bu uslubla Allah'ın bol rahmetini ne ediyor? Celp etmeye çalışıyor, gayret ediyor. Oldu. Feyakulul abdul fakirun. Bak, fakir mübalağa sırasıdır. Çok muhtaç olan. Oldu. Peki, feyakul abdul muftakiru ilallahil gani. Niye muftakir demedi? Bu fıkra biraz ne olmuş oluyordu? Uzun olmuş oluyordu. Onun için muftakir demedi. Ne dedi? Fakir dedi. Fakir, fakir, muftakir asıl manası böyle bu yan kaburgaları kırılan veya beyin omurgası kırılan kişiye fakir denilir. Ne demek? Fakari, yani bu omurga kemiği kırılmış. Muhtaç kişiye niye fakir deniliyor? O da omurgası kırılmış kişi gibi hareketsiz kalıyor. Manavrası yetersiz kalıyor. Öyle değil mi? Para yok, yiyeceği yok, ne yesin, ne yapsın?
Oldu mu olmadı? İbrahim bunu feyakul abdul fakir ila Allahil gani. Gani ile fakirin karşı karşıya gelmesi de o da ne var orada? Şey olarak belagat ilmine göre iki zatın karşı karşıya gelmesinde ne var? İki kızların hüsnül intizam var. Ne var? Hüsnül intizam. Yani güzel bir diziliş var. Belagat ilmi nasıl münasip şeyleri yan yana zikretmeye ehemmiyet veriyorsa zıt şeyleri de ne ediyor? Zıt şeyleri de karşı karşıya ne ediyor? Zikir ediyor. Hatta bazıları diyorlar ganiyyun kul huvallahu ahad Allahu samed. O samedin manasına ne ediyor? İşaret ediyor. Allah samedir ne demek? Her şeyden gani, her şey ona nedir? Muhtaç. O zaman samed demek, muhtacu ileyhi demek. Ha burada gani de ona ne ediyor? İşaret ediyor. Bir de ilallahil feyakul abdul fakiru ilallahil ganiyyi وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى. Böyle bir ayet yok mu? Var. Bu o ayette ne diyor? Telmih ediyor. Allah-u Zülcelal demiş, Allah zengindir, siz nesiniz? Fakirsiniz. Peki feyakul abdul muftakiru ilallah. Bu ilallah neye mutallak? Muhtaç manasına olan fakire mutallaktır. Yani muhtaç manasına olan fakire nedir? Mutallaktır. Oldu mu? Şimdi feyakul abdul fakiru ilallahil ganiyyi öyle okumadık. Feyakulul abdul fakiru ilallahil ganiyyu okuyabiliriz. Ganiyyu okursak abdın ikinci sıfatı olur. Abdın sıfatı ki el fakiru fakir ne fakir? İlallah. El ganiyyu abd zengindir. Kimden zengindir? Amma sivahu. Allah'ın masivasından nedir? Zengin. İkisine abdan, birinci, ikinci sıfet olmak üzere sıfet yaparız. E peki amma sivahu niye söylemedi? E zaten eğer fakir ilallahi ise mecbur ganiyun ilamma sivahu olur. Makamın kendisiyle amma sivahu zikretmeye gerek görmemiş. Oldu. Dedi ya o İbrahim veya Halil sıfeti ki el ekiniyi. Nerelidir? Ekin. Ekin bir şehri neydi? İsmidir. Oldu. Demin Öcalatü Rahmiye Harputlu'ydu, yanlış söyledim. Ekin Elazığ'a bağlı bir kasabadır. Yani o zaman Osmanlı döneminde Elazığ, Harput, Harput Elazığ ismi. Elazığ'a bağlı bir nedir? Kasabadır. Oldu. Bu nerelidir? Ekinlidir. Harput. Zaten bizim oralarda Harpet diyorlar. Aslı Harput'tur. Harput'un Harput'un bir kasabasıydı. Oldu. Fırat oradan geçiyor. Surları boldur. Oldu mu olmadı? Ha feyakulul abdul fakiru ilallahil ganiyyi İbrahim ibnu Halilil Ekini diyor Hazir Risaletun. Hazir Murtu'da. Risaletun Hazir'in haberi. Teşrimle alı mukaddimetin risalatının sıfatı olur. Bu cümle komple yakulun makuludur. Zaten kavlunun makulu ne gelir? Cümle gelir. Oldu mu olmadı? Diyor benim bu kitabım mukaddimeye şamil geliyor. Üç metalibe şamil geliyor. Bir de neye şamil geliyor? Hatimeye. Öyle değil mi? Niye bu kitap üç kısım? Hani metalibe bir sayıyoruz. E diyor çünkü bu kitapta zikredilen şey. Bu kitaptan zikredilen şey. Eğer maksudu bizzat olan bir şeyse o nedir? O metalibe girer. Eğer o ilmin şuurunda faydası olan şeylerden ise mukaddimedir. Eğer o metaliblerin itmamına faydalı ise o da ne olur? Hatim olur. Zaten zikredilen şey ya maksudu bizzattır o metalib olur. Ya o maksul bizzatın şuruğunda faydası oluyor. O nedir? Mukaddime.
Yahut da itmamında faydası oluyor. O da nedir? Hatime. Tabi bunun tefsiri uzun, ben kısa kesiyorum. Yeter mi? Fatiha'la ibareyi oku. Nahmeduke ya men hassel alimine bi marifeti evdal kelimeti vel kelam ve cealehum mumtazine bi idraki esrari efsahil kelam ve nusallim ve nusallimu ala sahibi livai şefaati yevmel kıyame Muhammedin el men'uti men'uti bi risaletihi men'uti bi risaleti ve iqa ved'u, bak ved'u men'utinin faalidir, naibu faalidir. El-menuti bi risaletihi ved'u kavanini şer'i vel islam. Kavanine, kavaninu kanunun cemidir. Ve ala alihil ebrar. Ve sahbihil ahyar. Yar. Ve ba'du fe yekulul abdülfakir ilallahil gani İbrahim ibn Halilil ekiniyi hazi risaleti. Ekiniyi, ekiniyi. Hazihi risaletu teştemilu ala mukaddimeti ve selâse metâlibe ala mukaddimetin ve selâseti metâlibe. Çünkü metâlib gayr-i musarrıftır, cârisi neyle geliyor? Fethâ ile geliyor. Metâlibe ve hâtimeti. Hâtimetin. Ve hâtimeti. Yeter mi? Nefâkumullah, nefâkumullah.